Herkese merhabalar sevgili dostlar 8 Ağustos Perşembe günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli'de bizleri bekleyen 8 koşulu bir program söz konusu bu arada Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da izleyebilirsiniz. Ankara'da da 9 koşulu bir program var. Yani orada 2 altılı olacak. Kocaeli'de ise 1 adet altılı var bilginize. Şimdi e, sizlere tahminleri sunacağız. Fakat öncesinde kanalımıza henüz abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan destekte bulunmayı ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar. Geçeceğim şimdi tahminlere. İlk yarışta bu arada 4'lü 3'lü ayaklarını tek veriyoruz bilginize. Yani oralarda tek geçeceğimiz için e, burayı da atlamayın diyorum arkadaşlar. Bilhassa 4'lü 3'lü ayaklarındaki teklerimizi... Yakalayabileceğimizi düşünüyoruz Ona göre sizlere tercihimizi veriyoruz 6'ya çeyrek kala ilk yarış Satış 2'ye 3 yaşlı araplar 1500 metrede kum pistte çıkacaklar Şimdi burada o oyunla başlayacağız 9 safkan Çolpan ışığı ve kıvırcık oktayı Bu yarışa çıkacaklar Start alıp mücadele verecekler Açıkçası ben burada bir ismi dediğim gibi tek vereceğimiz için seçtiğim favori gördüğüm atı tek olarak bırakıyorum. Ve o isim Nevzat Avcı İdaresi'nde ekürlerden 3 numara. Kıvırcık Oktay isimli safkandır. Son yarış 5. kalan safkan bir önceki yarışında kazanma başarısı sergilemişti. Bu grup rahat gözüküyor. Burada kazanması bekliyorum. Satış koşusu satışlarda 1 2 3 4 sadece satış miktarı ile ilgilidir. Atların handikap düzeyi veya şart düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmemekte arkadaşlar bu. Onu da belirteyim. 3 numara Kıvırcık Oktay tek. İkinci koşuya geldim. Saat 6.30'da koşulacak. Kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Yani ben aslında bu yarışın 6'lı ganyanda olmasını arzu ederdim açıkçası. Çünkü zaten tek geçeceğimiz ve garanti gördüğümüz bir türde yarış burası. Ali Yıldız'da 2 numara Prens Levent burada geçilmez arkadaşlar. Bu yarışı kazanır. 4 yarıştır galibiyet elde eden 2 numara Prens Levent. Artık çıtayı çok üst noktayalara çıkarmaya başladı Tabii bu yarışın ardından bir çim yarışı koşup atı denerler mi? Çünkü önümüzdeki yıl Gazi söz konusu. Bu at belki çimde de gittiği takdirde Gazi'de izleyebileceğimiz bir türde bir safkan. Hani bunların hepsini göreceğiz, irdeleyeceğiz. Bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. 2 numara Prens Levent'e tek veriyorum. Sıralı ikili için Nevzat Avcı ile dengesiz veya Özcan Yıldırım'la Fadeless Moonlight 1 numara yazılabilecek isim olarak gözükmekteler. 2 arkası 1-3 garanti bir sıralı ikili denemesi olacaktır arkadaşlar. 2 numara Prens Levent bu koşuda tek diyoruz sizlere. Geldik üçüncü koşuya. Şimdi tabi burası artık altılı ganyan kısmı. O yüzden eğer üçlü ve dörtlülerinizi devam ettirecekseniz onu ayrı bir yere not alırsınız arkadaşlar. Verdiğimiz ilk iki atı veya üç atı yazarak üçlü ve dörtlü ganyan oyunlarınızı tamamlayabilirsiniz. Biz şimdi altılıya göre tahminleri sunacağız. Şart bir mücadele dişlere mahsus. Saat 7'de 3 yaşlı Araplar 1200'de kum piste çıkıyorlar. 8 safkan start almakta. Bir idmanları göstereceğim size tabi bir kum idmanı e, olacağı için e, kum yarışı için e, iddialı olan isimler zaten kendini gösterebilirler idmanda. 3 numara Erova 56 27 30 idmanıyla dikkat çekmekte ve arkadaşlar Haber Sultan 4 numara e, burada Eren Dursun Öktenle birlikte zaten idmanını yapmış vaziyette 41 80 28'lik idmanıyla dikkat çekiyor. Bir de arkadaşlar çok uzun bir idman var. E, Puke Pirri 6 numaralı safkan 1.29.30.1200'ünü gelmiş vaziyette. Uzun bir idman olmasıyla Eren Kadirlerle çalıştı. Dikkatimizi çekmekte arkadaşlar. Şimdi gelelim işin tahmin kısmına. 3 numara Erova Muhammed Mirbilgin'le tavsiye ediyoruz. Ali Carinci ile 4 numara Haber Sultan'ı tavsiye ediyoruz. Ve 6 numara Puke Pirri e, Eren Kadirlerle birlikte tavsiye ediyoruz arkadaşlar. O yüzden buradaki oyunumuz 3-4-6 şeklinde olmuştur. Herhangi bir geniş kupon önerimiz bulunmamaktadır bu koşu için. Dördüncü koşu saat 7.30'da 15 handikap 4 tükar Araplar 1800 metre kum pist yarışı. Burada 10 safkan izleyeceğiz. 10 at içerisinde favori gördüğümüz isim 1 numara Kıvırcık Mehmet'tir. Yani Berkant Gökçe'nin dersteki safkan 47 günlük karası birlikte burada net bir performans ortaya koymasını bekliyorum. Böyle iddialı bir yarış koşacakları gibi geliyor. E, beraberinde tabi yazmamız gereken başka isimler de var. Onlara da yöneleceğim. İbrahim Sefa Söğüt idaresindeki safkan 4 numara Kadir Gün mesela 21 güne belki ikinciliği ile birlikte burada dikkatimizi çekiyor. Ondan sonra 2 numara alaçatı ağası son yarış kötü olmasına rağmen düşünülebilir ve iş seven 3 numara son yarış kötü olmasına rağmen düşünülebilir isimler olarak gözükmekteler. Yani 1-2-3-4 yaparsanız burada geniş kupon olur. 1-4 şeklinde 2 atla da bırakabilirsiniz. Şimdi tabi buraya kadar böyle hep azatlarla geldik ettik ama bu yani her zaman böyle olacak diye bir şey zaten yok. Bazen biraz fazla at yazarız. Bazen biraz az at yazarız. Bu oyunlarda böyle yarışların denk gelmesine göre değişen bir durum arkadaşlar. Özellikle seçtiğimiz bir durum değil. Onu belirteyim. Saat 8'de Kocaeli Üniversitesi koşusuna geldik şimdi. 5. koşu. Kısa vade 8 düzeyinde 3 uyu yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metrede kum pistte çıkılacak bir yarış yine. Burada 6 at içerisinde bir tane Tercih yapıp tek atma yöntemine gidebiliriz. Veyahut da e, burada garanti görülen safkanları bir arada yazıp geçebiliriz. Böyle bir tercih yapmamız gereken bir koşudayız arkadaşlar. E, yani 6 tane at var. 6'sı da kıymetli safkanlar. Bunlardan e, favori gördüğümüz seçtiğimiz bir ismi tek bırakmak bir yöntem. Bir de e, burayı garantilemek adına bir sürü at yazıp geçme bir yöntem. Ben burada diyorum ki tek vereceğim. Peki hangi atı tek vereceğiz? 3 numara Çeyirmen diyorum ben. Özcan Yıldırım'la hem Özcan Yıldırım'ın jokeylik tecrübesine istinaden hem bu safkanın bu pistteki bu mesafedeki elde ettiği derecesine istinaden hem de son yarışı kazanmasıyla formda olmasına istinaden ben bu atı burada tek olarak veriyorum arkadaşlar. Özcan Yıldırım birazcık da jokeylik tecrübesini konuşturacaktır diye tahmin ediyorum. Burada dış start tercihli en dış kulvarda almasıyla avantajda eline almış vaziyette. 3 numara Çeyirmen tek arkadaşlar. Altıncı koşu saat 8.30'da altı safkanın start alacağı bir yarış burası arkadaşlar. Şart 5. 3 yaşlı İngilizler 1900'de kuma çıkıyorlar. Şimdi buradaki 6 atın koşacağı bu yarışta işte birazcık daha cazip isimlerin gelebileceği, biraz daha sürpriz yakalayabileceğimiz türde bir yarış. O yüzden ben burada sizlere geniş kuponcular için 6 atı birden yazmanızı tavsiye edeceğim. Fakat küçük kupon yapan arkadaşlarımıza da ufak bir oyun tavsiyesinde bulunacağım. O da şöyledir. 4 numara War Commander favorim benim. Ee, ondan sonra e, 2 numara My Dear Brother'ı tavsiye ederim. Bir de peşine e, Magic Runner 5 numarayı tavsiye ederim. Yalnız 4-2-5 küçük kupondur. Geniş kuponda hepsi yapıyoruz, haş yapıyoruz, buraya geçiyoruz arkadaşlar. E, bu da bizim burada sürpriz yakalamak için belirlediğimiz bir e, oyun şeklidir. 7. koşuya geldim şart 5 dişi 3 yukarı İngilizler 1500 kum pist yarışı burada 7 safkan var favori çok açık ve net bir şekilde kendisini gösteren bir safkan Bekir Mırık'la My Pretty Girl 5 numara. Yani bu sene artık 3 e, yarış koştu e, ben artık daha etkili koşması bekliyorum ama e, zaten bir tane tek verdiğimiz bir programda My Pretty Girl'ü tek olmaya zorlamak istemiyorum burada. 1 ee, numara Elegi'yi Kürşat Yılmaz'la birlikte tercihlerime ekledim Bir de 4 numara Çilkeleş'i burada tavsiye ediyorum ee, Yani burada 5-1-4 şeklinde bir sıralamayla 3 atlı bir oyun yeterli olur ee, 5 numara kazanması benim açıkçası esas beklediğim safkan Ama e, yani 3 yarış koştu 3'ünde de 4. bir türlü bu sene e, o galibiyet gelemedi Gelecektir ama bu yarışma değil mi %100 emin olmadığımız için tek bırakmadık 8. koşu saat 9.30'da son yarış. E, şart 1 dişi 3 yaşlı taraplar 1200 kum pist yarışı. 8 safkan izleyeceğimiz bir koşu. Yine sizlere bir idmanları göstereceğim arkadaşlar. İdmanların ardından tahmin kısmını noktalayabiliriz. E, şimdi burada dikkatimizi çeken 2 numara derin aşkın binini 1.10 gelmiş olmasıdır. E, ondan sonra 40-20-26.5 idmanıyla 3 numara Festco dikkatimizi çekmekte yine. Ee, yani tabi e, şimdi diyeceksiniz ki bu idmanlar mesela neden hani e, dikkatin çekiyor arkadaşlar bakın 3 yaşlı Arap atlarından bahsediyoruz ilk startında daha almadan önce yani ilk startında koşacak at 40 yapmış 26.5 yapmış işte derin aşk 1000'ini 1.10 yapmış ya buna önemli dereceler gerçekten önemli dereceler o yüzden dikkatimizi çekmekte bu durumlar Tabi şimdi 2 ve 3'lü bana idmanlarda daha önde olmakla beraber diğer atlardan bir şeyler çıkabilir mi kısmında orijinler bize destek olabilir. Bir de mesela şurada bir şey daha vardı onu söylemeyi unuttum. Mesela 800'ünde 59 gelen turbolu. Yani 859 59 birazcık bana fazla rahat geldi. Yani atı korumaya yönelik bir hamle olabilir. Burada o da mesela o yönde bir fark yaratabilir. Onu da detayını paylaşmış olayım. Ben 2 ve 3 numaralı safkanları önererek başlıyorum. 8 bor turboluyu da ekleyip 3 ata çıkın diyorum. Başka bir at sistem varsa yazabilirsiniz. Biz 3 atta bıraktık burayı. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayında izlemek için kanalımızdan bulabilirsiniz Ankara tahminlerini. Kanala abone aboneliyse abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak destek verelim. Teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli hesabı. Takip almayı unutmayalım. Orada ikirimizin yarış videolarını paylaşmaktayız bilginize. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.